bu süre cevap vermek için hukukçu olmaya gerek yok. Ben avukatım ama sürecin tümüyle siyasi olduğunu söylemek için avukat olmaya, hukukçu olmaya gerek yok. Çok bariz bir şekilde Türk yargısının karakterini yansıtan bir durum bu. Türkiye'de yargının karakteri aslında İskilipli Atıf Hoca'dan bu yana, oradan Alparslan Hoca'ya 100 yıldır, 90 yıldır hiç değişmedi. Yani Türkiye'de siyasi davalar büyük oranda adaletten, hukuktan bağımsız bir şekilde bir angajmanla yürüyen davalar. Bu davada zaten iddianamesiyle, tutukluluğuyla, sonra serbest bırakılması, sonra yeniden tutukluluğu gibi konularla bariz bir şekilde siyasi bir dava. Yani bunu herhalde çocuğa sorsan o da aynı şeyi söyler, bu kadar basit yani. Yalnızca Alparslan Kuytul hocanın davası özelinde değil ama bu süreçteki ceza yargılamalarının çok büyük çoğunluğunu ben siyasi olarak görüyorum. Hukuka uygun olmadığını değerlendiriyorum. Şimdi bunlar hukuken değerlendirilebilecek konular değil çünkü hukuki değil. Hukuk işleseydi böyle olmazdı. Yani yeniden 24 saat içerisinde tutuklanması gibi bir garip durumla karşılaşmazdık. Takip ettiğimiz kadar basın olarak süreci gerçekten bu ortaya atılan iddiaların içinin boş olduğu hissi veriyor. Gerek Furkan Vakfı gerek Alparslan Hoca'nın tamamen hak ve hakikat üzerine bir nesil yetiştirme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Üzerine atılı birçok iddia ve suçlama var fakat bunların ispat anlamında bir şey ortaya konulamadı. Bu da bu sürecin daha siyasi olduğunun açık bir kanıtı gibi duruyor. Gerek Furkan Vakfı'nın gerek Alparslan Hoca'nın söylemlerine bakıldığında belli oranda hakkaniyetli muhalefetinin dışında bu ülkenin, bu milletin, bu memleketin zararına olacak bir çalışmaları içerisinde olduklarına şahit olduğumuz, ortaya konan, ispatlanan bir durum olmadığını görüyoruz. O yüzden bence gerek kapatılan Furkan Vakfı, gerek Alparslan Hoca ve beraberindeki kardeşlerimiz tamamen hayırlı bir nesil yetiştirme gayreti içerisinde olan bir camia görüyorum. Bugün geldiğimiz noktada da 20 aylık bir süreç var Alparslan Hoca ile ilgili iddianameye baktığınızda. Hakikaten işte terör örgütü dendiği, işini dolandırıcılığa döndürülmeye çalışılıyor vesaire vesaire. Tahliye edildi, susmayacağı anlaşılınca aynı gün yeniden gözaltına alındı, yeniden hapse konuldu. Ki şu 20 aylık süreçte baktığınızda bu süreç aynı zamanda sadece bir hapsi içermiyor. Ailesiyle görüşmeme yasağı, telefonla görüşmeme yasağı, onun dışında belli bir sürede bir hücre cezası da içeren bir 20 aylık süreç. Bu ülkenin insanına, askerine, polisine, kurşun sıkmışlara reva görülmemiş bir muameleyle karşılaşmakta Alparslan Hoca. Alparslan Hoca kendi ifade ediyor. Bu hakikaten bir suç değil, bir sus dosyası. Ya susacaksınız ya da biz sizi susturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız noktası ortaya çıkıyor. Benim bu davayla tanışmam, yani ilgi duymamın temel nedeni bir tahliye kararı verildikten sonra inanılmaz biçimde bir olağanüstü hal kararnamesiyle getirilen hüküm uyarınca tahliyeye itiraz edilip tahliyeden yakalama ve yeniden tutuklamaya dönüşmesini kesinlikle hukuka aykırı bulduğum için olayla ilgilendim. İnanılmaz bir şey. Tutuklama kararı dosya hakkında biraz bilgi de vermiş oluyor çünkü o gerekçelerle insan tutuklanması olacak bir şey değil. Kuytul'a yapılan tahliyeden sonraki itiraz ve tutuklamanın çok tehlikeli bir örnek olduğunu söyledim. Bir çırpıda, 3 dakikada, 5 dakikada bir insanın tutuklaması o insana haksızlık olduğu gibi o mahkemeye de ayıptır. Yani o mahkemeye karşı yapılmış bir ayıptır. O nedenle bunu hiç tartışmaya gerek yok. Biz hep söylüyoruz. Hiç okunmadan veriliyor. Zaten okunması mümkün değil.